yasal ziyareti yaptınız. Artık Türkiye liderlerimiz hani birleşmişler, bunların sıkıntıları nedir, problemleri nedir? Bir hafta bunları ilgililere, medya aracılığıyla da yine ilgililere Türkiye genelinde gerek basında gerekse televizyonda bunu bunları yansıtıyor sorunlarınızı. Valla sıkıntı yok bizim için. Geçen bir resmen bir vatandaşım dedim. Bunu belediyeden almışım. Ben Türkiye'den almışım. O da sıkıntı küçük şey. Yani her ay üstüne gelen zamlar. Başka bir şey yok yani. Hani kalan bütün taksitlere geliyor ya. Yani faiz. Ha, faiz. Faiz geliyor. Yani 6 ayda 150 milyon falan geliyor üstüne. Bizim için. Yani sıkıntı mıdır? Sıkıntı mıdır? Yani bir de zaten adam akıllı yokmamışlar. Bu ayrı bir şey. Bakın bittisi, 3'te 1 gibi bir yerini yaptılar, 6 trilyon. 6 trilyon. 6 trilyon gibi bir paraya sen bittisi, 3'te 1'ini yapıyorsun fakat yani 3-6 trilyon bittisi gelirse bırakın. 200 trilyona sen bittisi 2 sefer yaparsın. 2 sefer yaparsın. Bu sene yani doğa postunlar mı yaptı, yani taş koymak mı oldu? Bayağı sıcak, hafifeden sıcak diyor. Şimdi mesela istediği dereceye çıkardıktan sonra sıkıntı olur mu? Mesela 70'e getirse, en normal bir 70'in faturası aylık 600 lira gelir. Kimse de 70 yapmaz, cebini düşündüğü için de 35-40 arası, maksimum 40 yapar. O da ısınmaz değil. Yani o da ısınmaz, bir gibi bir yeri zor ısınır. Yani Erzurum'da adam 600 lira bir fatura öderse, bizim burada da normal yani. Bu sene kışımız yoktur. Peki sadece bu sizindir yani başkaları diğer hepsi şahsa ait. 800, 900 veren var. Bu tabii. Yeni çarşı buralar olacak ya. Yani bittiği hemen buraya yerleşecek. Yerleştiği için adamlar bunlar rant bile 900-800 lira kira veriyor. Bir ay içerisinde 200 lira zam yapan var, çık diyen var. Ne şimdi? Vadeli. Vadeli. Yani evet. Fark etmiyor yani. Bu yani sen de alsan, o da alsa vadeli almışsa yani 6 ayda 150 lira para geliyor. Yani geliyor o. Evet. Geliyor. Bağkur mesela 10 milyar, 15 milyar toplanırken sıkıntı yaratılmıyordu ama şu an icraya eve gönderiyor. Satıyor bu şeyi. Tamam, nasılsınız? İyidir, teşekkür ederim. İşler nasıl? Vallahi ne var, ne yok, ne yapıyorsunuz? Bir cam mekan yapmışız kamyonun önüne, sübre içeri diye. Geldi camlarını söktü. Hapisin önünü meyilsiz yapmışlar. Gelip evet. Düzeltmeyelim. Hüdapar teşkilatı olarak esnaf yapmış olduğumuz esnaf ziyaretlerimizin bir bölümünü de bugün Hüsrevpaşa Mahallesi olan 302 konutlarda esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Yapılan bu esnaf ziyaretlerinde esnafların ciddi ciddi sıkıntılarının olduğunu gördük. Bu sıkıntılar gerek çevre düzenlemesinden olsun ve gerekse istenilen ölçüde iş yapamamanın ve yapılan zamların kendilerini ciddi şekilde sıkıntıya soktuğunu gördük. Kendileri de bu konuda özellikle almış olduğu dükkanların her 6 ayda bir 150-200 bin lira faizden oluşan bir meblağ kendilerini zor duruma sokmaktadır. Bu da esnafımıza ciddi bir külfet getiriyor. Ve bu faizden dolayı sıkıntılarını ilgililerden bir an önce kendilerine yardım etmelerini istiyorlar. Nihayetinde yeni yerleşik olan bu TOKİ dükkanları henüz istenilen ölçüde bir alışverişin veya insanların gelip kendilerinden alışveriş yapmaları istenilen ölçüde oluşmadığından kendileri bu sıkıntıları dile getirdiler. Ve bu sıkıntını bir an önce yetkililerin bir el atmalarını istiyorlar. Şimdi gerçekten faiz sistemi hem Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de de yasaklamış olduğu ve aynı zamanda Efendimiz'in de ciddi şekilde bu faizin bir sömürü aracı olduğunu dile getiriyor.
Faiz gerçekten bugün Türkiye'nin 174 milyar olan bütçenin 247 milyarı faize gidiyor. Bu da göz önüne alındığında faizin hakikaten ne kadar kötü olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu faizi sen getirip bu esnafa dayatırsanız ve bu esnaf da ciddi ciddi bunun bu yükün altından çıkamayacağı görülüyor. Ve bunun da sıkıntıları elbette ki ilgililere aktarıyorlar. İlgililer de bu konuda istenilen ölçüde kendilerine yardımcı olunmadığını söylüyorlar. Şimdi gerçekten Hüsrevpaşa mahallesindeki gezmiş olduğu TOKİ'nin esnafları, TOKİ esnafları şunu dile getirdiler. Diyorlar ki yani TOKİ gittiği yere hiçbir şekilde bir katkı sunmuyor. Almış olduğu hiçbir malzemeden ve gerek çalıştırmış olduğu işçilerden ve gerekse almış olduğu malzemelerin hiçbiri o ile katkı sağlamıyor. Tamamıyla dışarıdan gelen, dışarıdan getirilen malzemelerle yapılıyor. Bunu çivi dersiniz, tahtasını mı dersiniz, mermerini mi söylersiniz, artık camını mı söylersiniz, çerçevesini mi söylersiniz? Yani TOKİ'deki bölümün gelen bütün malzeme dışarıdan geliyor. Halbuki yani eğer TOKİ o ilin esnaflarından bu tür malzemeleri ihmal etse, onlardan alsa, hakikaten o ile ciddi şekilde bir getirisi olacaktır. Ama hiçbir şekilde getirisi olmayan ve bu sıcak parayı tamamıyla TOKİ kendi bünyesine alıp getiriyor ve götürüyor ve ile de hiçbir faydası olmuyor.